Almanak TV'ye hoş geldiniz. Modern Yaz Olimpiyatları Almanağı'nın ikinci bölümü başlıyor. 1940 Helsinki Olimpiyatları, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. 1944 Londra Olimpiyatları, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. 1948 Londra Olimpiyatları, 29 Temmuz, 14 Ağustos. 59 ülkeden 3714 erkek ve 390 bayan sporcu 17 dalda mücadele etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihsel hatasını bir kez daha yenileyerek İkinci Dünya Savaşı'na yenik devletleri Almanya ve Japonya'yı oyunlara çağırmadı. Hollandalı 30 yaşındaki iki çocuk annesi Fanny Blankers-Cohen atletizmde 4 altın madalya kazanarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Harp sonrası yokluk zamanları olmasına rağmen oyunlara rekor sayıda ülke ve sporcu katıldı. Türkiye, 68 sporcu ile katıldığı bu olimpiyatlarda güreşte büyük bir başarı kazanarak 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Londra olimpiyatlarında kötü hava koşulları nedeniyle oyunlar akşam karanlığına sarkınca araba farlarıyla mücadelelerin yapıldığı alanlar aydınlatıldı. 1948 Londra Olimpiyatlarında ilk kez televizyondan evlere naklen yayın gerçekleşti. O tarihte İngiltere'de 80 bin televizyon olduğu tahmin ediliyordu. Károly Takács, Macar Olimpiyat takımında dünyanın en iyi tabanca hızlı atış sporcularından biriydi. 1940 Olimpiyatında madalya kazanma ihtimali çok yüksekti. Ancak olimpiyatlar İkinci Dünya Harbi nedeniyle iptal edildi. Savaş sırasında Takaç'ın sağ elinde patlayan el bombası elini kopardı. Yılmayan Takaç sol eliyle atış yapmayı öğrendi. 1948 Londra Olimpiyatında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 1952 Helsinki Olimpiyatları, 19 Temmuz, 3 Ağustos. 69 ülkeden 4436 erkek ve 519 bayan sporcu 17 dalda mücadele etti. Helsinki Olimpiyatlarında Türk güreşçiler 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. 40 yıldan bu yana ilk kez oyunlara katılan Rus sporcuları güçlerini gösterme fırsatı buldular. Kendisine Çek lokomotifi unvanı verilen atlet Emil Zatopek uzun mesafe koşularda 3 altın madalya kazanarak oyunların yıldızı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman sporcular Doğu ve Batı olarak iki farklı bayrak altında ilk olarak bir olimpiyata katıldılar ve ilk ve son defa hiç altın madalya kazanmadılar. 1948 olimpiyatında aynı bayrak altında yarışan Koreliler bu kez ikiye ayrıldılar ve olimpiyata sadece Güney Kore katıldı. 1956 Melbourne Olimpiyatları, 22 Kasım, 8 Aralık. 72 ülkeden 2938 erkek ve 376 bayan sporcu mücadele etti. Bu olimpiyat, Güney Yarımküre'de gerçekleşen ilk organizasyon oldu. İlk kez kış mevsiminde gerçekleştirilen bu oyunları, Rusların Macaristan'ı işgalini protesto eden Hollanda, İspanya ve İsviçre ile İsrail'in Süveyş bölgesini işgaline tepki gösteren Irak, Mısır ve Lübnan boykot ettiler. Oyunlar sırasında Macaristan ve Rusya arasındaki su topu karşılaşmasında olaylar çıktı.
Oyunlarda binicilik müsabakaları, Avustralya'ya dışarıdan hayvan sokulması yasak olduğu için İsveç'in başkenti Stockholm'de yapıldı. Çinli oyuncular direğe yanlış bayrak çekildiği için tribünlere saldırıp bayrağı parçaladılar. Türkiye tümü güreş sporunda 13 sporcu ile katıldığı olimpiyatta 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz toplam 7 madalya ile 12. sırada yer aldı. Güreşçilerimiz Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı, Hamit Kaplan altın madalya alırken, Rıza Doğan, İbrahim Zengin gümüş ve Dursun Ali Eğribaş ve Hüseyin Aktaş bronz madalya kazandılar. ...1960 Roma Olimpiyatları... ...25 Ağustos 11 Eylül... ...83 ülkeden... ...4727 erkek... ...ve 611 bayan sporcu... ...17 dalda... ...150 karşılaşma yaptılar. Bu oyunlarda... ...pek çok ülke madalya kazanarak... ...büyük ülkelerin bu konudaki tekeline... ...bir bakıma son verdiler. Roma Olimpiyatlarında... Sonradan Müslüman olup adını Muhammed Ali olarak değiştiren boksör Jesus Clay şampiyon oldu. Türkiye Roma'ya atletizm 16, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcu ile geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı Nuri Turan taşıdı. Türk güreşçiler o yıl 7 altın ve 2 gümüş madalya aldı. Maratonda Etiyopyalı Abebe Bikila çıplak ayakla koşarak altın madalya kazandı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad, Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları bu olimpiyata da beraber katıldılar ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyun oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma Rudolph, kısa mesafe yarışlarında 3 altın kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Geleceğin İspanya kraliçesi Sofia, Yunanistan adına yelken yarışlarına katıldı. ...1964 Tokyo Olimpiyatları... 10 Ekim, 24 Ekim... 93 ülkeden 4473 erkek ve 678 bayan sporcu 19 dalda mücadele etti. In 1964, the 18th, in Tokyo, Japan. Oyunları Japonya İmparatoru Hirohito açtı. Olimpiyado iwai koni Olimpik to taikai no taikai o sengen shimasu. Türkiye 25 sporcu ile temsil edildi. Asya kıtasında ilk kez yapılan bu oyunlar bu özellikten dolayı Kuzey Kore ve Endonezya'nın boykotuyla karşılaştı. Etiyopyalı Abebe Bikila bu kez ayakkabıyla koşarak maraton dalında yine altın madalyanın sahibi oldu. Amerikalı geleceğin ağır kilo boks şampiyonu Joseph William Fraser 20 yaşında ilk ve tek olimpiyat altınını kazandı. Judo branşı doğduğu ülke olan Japonya'da olimpiyata ilk olarak dahil edildi. Sırıkla atlamada ilk kez fiberglass sırıklar kullanıldı. Atletizm parkurlarının tebeşir tozuyla çizilmesi de bu olimpiyatla birlikte tarihe mal oldu.
Libya bir sporcu ile açılış merasimine katıldı. Ancak yarışa katılmadı. 1960 Roma Olimpiyatı'nda Danimarkalı bisikletçinin doping kullandığı ve yarış sırasında kalp krizi geçirerek ölmesi sonunda yapılan hazırlıklar sonucunda Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez doping kontrolleri yapılmaya başlandı. Türkiye 1964 Tokyo Olimpiyatı'na atletizmde 4, güreşte 15, halterde 1, yelkende 3, toplamda 4 branşta 23 sporcu ile katıldı. Türkiye bu olimpiyatta hepsi güreşte olmak üzere 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalya ile 16. sırada yer aldı. ...1968 Meksiko City Olimpiyatları. 12 Ekim, 27 Ekim. 112 ülkeden 4735 erkek ve 781 bayan sporcu, 18 dalda 172 karşılaşmaya çıktılar. Meksiko City Olimpiyatları'nda 200 metre finalinde altın ve bronz kazanan Amerikalı zenci atletler çıplak ayakla çıktıkları şeref kürsüsünde tek ellerinde siyah eldiven, yumruklarını havaya kaldırarak Amerika'nın ırk ayrımını protesto ettiler. Mesafe koşularında az oksijen nedeniyle atletler zorluk çektiler. Olimpiyat oyunlarının açılışında meşaleyi yakan ilk kadın atlet ise Norma Basilio oldu. Modern Yaz Olimpiyatları Almanağı'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.